Bir gün Tayyip Erdoğan Süleyman Soylu'ya demiş ki dışarıda bekçi düdüğü duymak istiyorum. Süleyman Soylu da bunu emir telakki etmiş, hemen İçişleri Bakanlığı bünyesinde on binlerce bekçi kadrosu açmış. Ee, tabii Tayyip Erdoğan'ın keyfi için, bekçi düdüğü duymak istediği için on binlerce bekçi kadrosu, bunlara ödenecek milyonlarca maaş normal bir şey. Aslında sarayını koruyacak 2500 tane, sarayını koruyan 2500 tane polis var. Bunlardan herhangi bir tanesine bekçi düdüğü verilip Tayyip Erdoğan'ın bu düdük duyma ihtiyacı karşılanabilirdi. Hoş sarayı bilmem nükleer füzeler bilmem ne tip füzelere dayanıklı olduğu için düdük sesinin de dışarıdan duyulması mümkün değil. Zaten sarayı da böyle devasa bir bahçe içerisinde mahalle bahçesinin düdüğünün de duyulması mümkün değil. Ama bunların hepsi hikaye tabii. Olay muhtarlarda başlamıştı aslında. Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildikten sonra düzenli olarak sarayda muhtarları toplamaya başlamıştı. Bu muhtar toplanmaları böyle düzenli bir hale geldikten sonra bir nevi böyle istihbarat örgütüne dönmeye başladı muhtarlar. Hatta Tayyip Erdoğan bunu canlı yayında açık açık muhtarlara söyledi. Muhallenizde ne oluyor, ne bitiyor bunlardan sizin haberiniz var. Ya da bunlardan sizin haberiniz olmalı ve bunları bize bildirmeniz gerekiyor. Şimdi muhtarlarla bu bekçiler senkronize bir güç haline getiriliyor. Tabii ki örnek nereden? Örnek her zaman olduğu gibi Orta Doğu'dan. İran'da toplumu elde tutmak için besiş denilen bir teşkilat var. Bu Türkiye'de çok bilinmiyor. Türkiye'de daha çok devrim muhafızları konuşuluyor. Fakat toplum baskı altında tutmak ve toplumsal refleksleri frenlemek için İran'da daha çok Besic teşkilatı kullanılır. Ve Besic camiler üzerinden örgütlenir. Camilerin içerisinde Besic'in bir bürosu vardır. Çünkü Şiilikte Müslüman olabilmeniz için bir imama tabi olmanız gerekiyor. Ve imama tabi olduğunuzda da mahallenizdeki o imamla bir irtibatınız başlıyor. Ve Besic teşkilatı da baskıyı bu ranın üzerinden kuruyor. Tabi Türkiye'de temel belirleyici olan şey camiler değil devlettir. Din değil devlettir. Osmanlı'dan beri böyle olmuştur. Esas belirleyici güç devlettir. Dolayısıyla da Türkiye'de camilerin yerine muhtarlıklar konuldu. Yani devletin en küçük birimi konuşlandırıldı. Ve bekçiler de bu muhtarlıklarla organize biçimde toplumu baskı altında tutmak için hareket edecekler. Yani İran'daki camilerin yerine muhtarlıklar, İran'daki bes için yerine bekçi teşkilatı getirilip konuşlandırıldı. Bu siyasal güç elinde toplumu siyasi olarak baskı altında tutmak için oluşturulmuş, İran'dan modellenmiş bir mekanizma. Bekçiler aynı zamanda polis teşkilatına bir paralel yapı kurmak için de varlar. Tabi bunun modellemesi de Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinden de yapılmıştı. Mesela nasıl? Şu an Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı içerisinde resmen devlet kadrosuna alınmış 500 tane kişi var. Bunlar Özgür Suriye ordusundan alındılar. Bunlardan bir tanesi de Simon Hasan. Bu Sultan Murat Tugaylar içerisinde 3 yıldır Suriye'de savaşan bir kişiydi. Şu an Çankırılı bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapılmış durumda ve Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde kendisine yüzbaşı rütbesi verildi. Ve herhangi bir işte e, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki askeri, lise, harp akademilerinden mezun olup yüzbaşı rütbesine gelmiş herhangi bir yüzbaşının bütün haklarına, yetkilerine, özlük haklarına sahip durumda. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde oluşturulan bu paralel yapılanma aynı şekilde polis teşkilatı üzerinde de oluşturuluyor. Çünkü polis teşkilatıyla ilgili de kontrol mekanizması ile ilgili Tayyip Erdoğan'ın sorunu var. Evet şu an Süleyman Soylu üzerinden polis teşkilatı Tayyip Erdoğan'la organize biçimde çalışıyor. Ama polis teşkilatı üzerinde esas etkili olan siyasi Tayyip Erdoğan değil Mehmet Ağar. Dolayısıyla Mehmet Ağar'la çalışmak zorunda Tayyip Erdoğan. Dolayısıyla Mehmet Ağar'ın kadrolarıyla çalışmak durumda. Fakat kritik bir gün gelirse, kritik bir nokta olursa Tayyip Erdoğan'ın bütün hazırlıkları bununla ilgili. İşte bu kritik noktada tamamen kendisine bağlı, silahlı bir güce, özellikle de sokaklarda, alanda olan silahlı bir güce ihtiyacı var. Kritik bir gün geldiğinde, işte toplumdaki ekonomik sorunlar, başka sorunlar bir patlama noktasına getirdiğinde ee, polis teşkilatının nasıl bir refleks vereceğine Tayyip Erdoğan çok emin değil. Tıpkı silahlı kuvvetlerin nasıl refleks vereceğine emin olmadığı gibi dolayısıyla da paralel yapılanmalar kuruyor. Mesela Sadat üzerinden işte az önce de söz ettiğim gibi Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bir kısım değişiklikler yapmak, bir kısım paralel teşkilatlar kurmak üzere hareket ediyor. Emniyet Teşkilatı'yla ilgili de şu an bekçiler üzerinden böyle bir hareketlenme yapıyor. Bekçiler esas olarak sokakta ki refleksi, sokaktaki tepkileri ...kontrol edebilmek üzere silahlı bir güç. İlk önce bunlar silahsız olarak ortaya çıkartıldı. Aslında bakarsanız Türkiye'de geçmişten beri var olan mahalle bekçilerini... ...yine AKP iktidarı kaldırmıştı bunlara ihtiyaç yok diye. Fakat şimdi mahalle bekçileri bu sefer başka türlü geliyorlar. Silahlı ve son derece yetkilerle donandırılmış biçimde. Yani geçmişteki mahalle bekçilerinin böyle kimlik sorma, üst araması yapma... ...zor kullanma gibi yetkileri yoktu. Fakat şu anki bekçiler ilk başta bu yetkiler olmadan sahaya sürüldüler. Fakat fiiliyatta bu yetkileri kullanmaya başladılar. Şu anda da resmi olarak bu yetkiler tanınıyor. Peki silah kullanma yetkisi olan, zor kullanma yetkisi olan bu bekçiler bununla ilgili eğitiliyorlar mı? Hayır çünkü böyle bir eğitime ihtiyacı yok. Tayyip Erdoğan'ın aceleye ihtiyacı var. Bu yüzden de hani bir polisi, bir askeri yetiştirmek için gereken yıllar yerine bekçiler ee, sanki çok statüleri yokmuş gibi 41 gün içerisinde hani bir yumurtanın civcivden çıkma süresinde ee, bir okula gönderiliyorlar. Oradan mezun ediliyorlar ve 41 gün sonra bellerine silah takılıp sokakta silah kullanma yetkisiyle donatılmış bir güç olarak sahaya sürülüyorlar. Bu gücün bu yetkiyi alma yeri neresi? Tabii ki bu güç baktığında kendisine bu yetkiyi bir öğretmenin işe başlama maaşından bin lira daha fazlayla sokağa çıkma belinde silahla sokağa çıkma yetkisini diyor ki diyecek ki bu güç bunu bu statü bana Tayyip Erdoğan verdi. Dolayısıyla da Tayyip Erdoğan'a bağlı olarak hareket edecek. Zaten bu kadar hızlı olarak e, bu maaşlara bağlanmalar, bu kadar hızlı olarak bu silahlandırılmaların sebebi bu kişiler siyasi olarak kendilerini Tayyip Erdoğan'a bağlı olarak hissetsinler ve burada da işte eğitim düzeyleri düşük insanların alınması Bekçi Teşkilatı'na hedefleniyor. Ve işte lise mezunu, ortaokul mezunu kişiler belinde silahlı olarak AK Parti'nin siyasi gücü olarak sahaya sürülecekler. Peki bu kişiler şu ana kadar neler yaptılar? Geçmişte neler yapmışlardı? Size polis teşkilatı üzerinden bir örnek vereyim. İşte bu 17-25 Aralık sürecinden sonra emniyet teşkilatında pek çok özellikle kaçakçılık organize şube, terörle mücadele şubesi ve istihbarat şubeleri darmadağın edildi Türkiye'nin her yerinde. Ve farklı birimlerdeki, emniyetin farklı birimlerindeki insanlar buralara hızla geçirildiler. Oysa ki emniyet içerisindeki bu üç şubeye de normalde yıllar içerisinde yetişip gelmeniz gerekiyor. Ve belli şubelere, mesela istihbarat, terörle mücadele şubelerine, belli bir yaş üzerinde giremiyordunuz bile. Oradan adım 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 işte sokak olaylarına giderek, izleyerek vesaire yükseliyordunuz. Böyle yapmadılar. Mesela İstanbul'da daha önce emniyet içerisinde polis e, olmasına rağmen emniyet içerisinde işte e, emniyet müdürlerinin, amirlerinin şoförlüğünü yapan bir polisi terle mücadele şubesine geçirdiler. Yaptım oldu. Tayyip Erdoğan'ın klasiği. Yaptım oldu. Fakat bu terörle mücadele şubesi polisi, yeni polisi ilk sokak eyleminde Cemevi'nin bahçesindeki bir genci vurdu. Çünkü ilk gerginlikte, ilk böyle bir halk kitlesiyle karşılaşmada panikledi ve silahını çekerek ateş etti. Ve Cemevi'nin bahçesinde olaylardan habersiz bir genci vurup hayatını kaybetmesine neden oldu. Şimdi bekçiler de bu tip olaylara başlıyor. Daha yeni sıcak bir olaydan örnek vereyim size. Malatya'da 4 tane bekçi sarhoş bir şahısa müdahale ediyorlar. Dört bekçi bunların hepsinin silahları var. Olayın sonu şöyle bitiyor. Bekçilerden bir tanesi silahıyla arkadaşını vuruyor yanlışlıkla. Bekçilerden iki tanesi bıçakla ağır yaralanmış vaziyette sarhoş bir adama karşı kendilerini koruyamıyorlar. Sonuç sarhoş adam ağır yaralı hastanede iki tane bekçi bıçakla delik deşik edilmiş hastanede. Diğer bir bekçi de arkadaşının silahından çıkan kurşunla kafasından yaralanmış vaziyette hastanede. Geride elinde silahıyla ateş etmiş bir tane bekçi sağ olarak kalıyor. Şimdi bunlar büyük toplumsal olaylarda bu silahlarıyla sahaya çıktıklarında 41 günlük eğitimle yapacakları tek şey olur. İktidar ne istiyorsa onu yaparlar. Zaten bekçi teşkilatı da bunun için sahada. Yoksa mahallelerin huzuru Tayyip Erdoğan'ın duymak istediği bekçi düdüğüyle ilgisi yok. Türkiye'ye paralel yeni silahlı bir güç kuruluyor ve bu Tayyip Erdoğan'ın gelmesinden sürekli olarak korktuğu toplumsal olayların ya da işte kendisine karşı devletin içerisindeki çeşitli bir tepkilerin olabileceği bir günden korkuyor Tayyip Erdoğan. Silahlı kuvvetler içerisinde de sahada da toplum içerisinde de AK Parti teşkilatlarının silahlandırılması da silahlandırılmasında da tamamen Tayyip Erdoğan'ın bu korkuları hakim. Yeni bir korku gücü kuruluyor kahverengi üniformalarıyla.